Evet arkadaşlar, Safran Bolu şöyle kentlerinden tarihi bir şehir, miras şehri. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle lokum var arkadaşlar, alıyorsunuz bir tane ağzınıza alıyorsunuz. Abi hayırlı işte. Gördüğünüz gibi hediyeli eşyalar var arkadaşlar. Lokum var. Safranbolu neresi? Karabük'ün bir ilçesi arkadaşlar. Dünya miras şehri. Bayramın 4. günü. Aşırı derecede kalabalık. Evleri meşhur. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı arkadaşlar. Geçen ben Zeyman'ın oraya geçeyim. Yatışla ve tutana ben şu an. Böyle hediyeli eşyalar var. Karabük evleriyle. Şöyle gördüğünüz zaman. Çantalar var. Karabük'ün evlerini mutlaka görmelisiniz. Safranbolu evlerini çok güzel. Dediğim gibi miras şehri. Dünya miras şehri. Şöyle baktığınızda çok güzel yapılar var. Evet. Çok güzel bir ilçe. Şöyle biraz daha göstereceğim arkadaşlar. Az sonra Cennet Cehennem diye bir yer var. Harika bir yer. Şöyle baktığımız zaman eski konaklar. Mutlaka gezmelisiniz fırsatınız olursa. Tatil sadece Antalya değil, deniz değil. Çok kalabalık bir şehir, ilçe olmuş durumda. Şöyle hatta tarihi bir şey, çeşme gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle gördüğüm zaman, baktığınız zaman şöyle evleri daha net görebiliriz biraz daha. Şöyle biraz daha gideceğiz. Ve çok güzel konaklar var, evler var. İşte denizde yüzmek, gezmek, eğlenmek de bir zevk meselesi ama işte böyle tarihi kentleri de görmek, ilçeleri de görmek, evleriyle meşhur Safranbolu'yu gezmenizi tavsiye ederim. Bakın şöyle. Harika bir yer. Şöyle sokaklara baktığımız zaman daha net güzelliği görebiliriz. Buranın biraz restorasyona ihtiyacı var. Evet. Bahçeler var. Evet arkadaşlar şöyle gidiyor buradan böyle aşağıya doğru, yukarıda, aşağıda, derede, tepede, her tarafta tarihi konaklar var. Harika bir şey. Tarihi 800 yıllık Sarı Tunç Gezi Tabakhanesi. Müzede keyif şey olmuş. Şöyle. Harika bir şehir. Harika bir yer.
size daha güzel bir görüntü daha göstereyim arkadaşlar. Aslında geziyoruz, eğleniyoruz ama bazen gezilecek, görülecek yerleri de görmeyebiliyoruz. Mutlaka görülmesi lazım. Gördüğünüz gibi şöyle otel olmuş, eski konaklar yerler. Evet. Çarpılmadan şöyle yürüyelim. Bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar? Şöyle hediyeli eşyalar. Turgut Reis Konak Otel. Otel olarak da kullanılıyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika yerler. Kolay gelsin. Ne yaptınız? Neyi satıyorsunuz dedim? Neni? Erik satıyoruz. Tahrene satıyoruz. Kekik satıyoruz. Evet. Kendiniz mi yapıyorsunuz bunları? Kendiniz mi yapıyoruz? Maşallah. Baklava yaptım. O da sana baklava getireyim ben de iki gün. Allah razı olsun. Sağ ol. Geziyorum şöyle. Dede sen nasılsın? Ben de Allah'a şükür işte bu. Otel.